Afrika kıtasının tam ortasında bir ülke, Çad. Yoksulluğun pençesinde ve savaşın kıtlığında bir ülke. Dünyanın en yoksul 5. ülkesi. Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan, bölgesinde oldukça stratejik bir konuma sahip. Libya'nın güneyinde yer alan ülkenin komşuları, batısında Kamerun, Nijer ve Nijerya, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusundaysa Sudan yer alır. Ülkenin büyük bir kısmı orta kuzeydeki Sahra çölüyle kaplıdır. Kara ülkesi olan Çad, çölleşmeyi ve Çad Gölü'nün kurumasını hızlandıran iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili zorluklarla hala mücadele etmekte. İyilik rotamızı Çad'a çeviriyoruz. Su kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 19 bin çocuğun öldüğü coğrafyaya yolculuğumuz. Çok sayıda çocuğun kirli su nedeniyle hastalanarak hayatını kaybettiği hüzün dolu coğrafyaya. Her 5 çocuktan biri ishal olduğu için ölen, annelerin çaresiz, babaların kolu kanadı kırık olan kıtlık diyarına sizlerle ulaşıyoruz. Emanetleriniz olan su kuyuları açılış programlarımızı, ülkede temiz su eksikliği yüzünden her yıl 50 bin çocuğun su kirliliğine bağlı hastalıklara yakalandığı ve bunlardan 19 bininin hayatını kaybettiği dünyanın en yoksul 5. ülkesi Çad'da belirlediğimiz noktalarda gerçekleştiriyoruz. Adınıza ya da ahirete uğurladığınız aile büyükleriniz adına açtığımız su kuyularıyla Afrika'nın kurak bölgelerinde sizlerin destek ve bağışlarıyla yeniden hayat oluyoruz. Yine mazlum ve mağdur coğrafyada gıda dağıtımlarımızla kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Tüm dünyada çocuk ölüm oranının en yüksek olduğu Çad'da bu döngüsel gıda krizinin ilk kurbanları kaçınılmaz olarak en kırılgan durumdakiler, yani 5 yaşından küçük çocuklar oluyor. Çad'da çocuk ölüm nedenleri arasında başta gelenlerden biri beslenme yetersizliği ve ülkede her 7 çocuktan biri 5. yaş gününü görmeden hayatını kaybediyor. Yokluğun ve yoksunluğun kol gezdiği mazlum coğrafyada bu gerçeğin farkında olarak bölge halkının istekleri ve talepleri dikkate alınarak yardım heyetimiz tarafından gıda kolileri hazırlanmış ve kardeşlerimize sizlerin emanetleri olarak teslim edilmiştir. Misyonerlik faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği Çad'da yaşanan bütün imkansızlığa rağmen dini eğitimlerinden asla vazgeçmeyen Müslüman kardeşleriniz tahta tabletlerde eğitim alarak eğitimlerini kesintiye uğratmıyor ve misyonerlik faaliyetlerinin etkisiyle daha önce Hristiyan olan halkın akın akın İslam'ı tercih etmeleri Kur'an kursu eğitimlerini bölgede daha önemli kılıyor. Evi barkı olmayan, kimsesiz öğrenciler için Kur'an kursu sadece dini eğitim verilen yer değil, aynı zamanda onların yuvası konumundadır. Yardım heyetimiz su kuyusu açılış programlarıyla sadece bölgeye temiz su değil, aynı zamanda sizlerin bağışları sayesinde Kur'an kursu çalışmalarına da imza atıyor. Hafız ve yetim öğrencilerimiz ziyaret ediliyor. Ruhlarda eğitimlerini devam ettiren bu kardeşlerimize nakdi yardımlar, kurslarına giysi yardımları yapılıyor ve en önemlisi ise sizlerin hayırlarıyla Luh ismi verilen tahta tabletlere kömürle yazarak ezber yapan bu hafızlarımıza Kur'an nüshalarını teslim ediyoruz. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Çad'da yardım heyetimiz tarafından belirlenen noktalarda özellikle Kur'an kursları ziyaret edilerek yetim olan hafızlarımıza, zor şartlarda yaşanan bütün imkansızlıklara rağmen ayakta durmaya çalışan Kur'an kurslarındaki hocalarımıza, ayrıca kursun iaşesinde kullanılmak üzere yetkililere, hayırseverlerimizin emanetleri olan nakdi dağıtımlar teslim edilmektedir.